seçimin ardından gündemden düşmüyor Cumhuriyet Halk Partisi değişim çağrıları başlamıştı efendim. Onun ardından da danış, danışman krizleri, danışman polimikleri ortaya çıkmaya başladı. Odak noktası şu anda geçtiğimiz günlerde de bir önceki haber e, haberi sunarken de sizlere hatırlatmıştım. Perinaz Mahbeyker Yaman danışmanı olarak atanmasının ortaya çıkardığı bir kriz yaşanıyor. Bir kulis bilgisi de paylaşmakta fayda var. Benim öğrendiğim bir kulis bilgisi de paylaşmakta fayda var. E, Sözcü Özel. Perinaz Hanım CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Bir oda açılmasını istiyor kendisine. Diyorlar ki efendim burada danışmanlara biz oda açmıyoruz e, ama sizin için bir oda açalım diyorlar. Sonrasında Perinat Hanım diyor ki telefon açıyor. E, Lütfen odaya benim adım yazılsın bir ismim odanın başına konulsun şeklinde bir talebi oluyor. Ardından bizim kimseye böyle bir durumumuz yok. Hiçbir danışmana böyle bir şey yapmıyoruz dediklerinde Perin Hasan'ım genel merkezin gazeteciler Ankara'lı gazeteciler bilirler. Üçüncü katında ses yükseltmeye başlayınca tabii ikinci katta bulunan gazeteciler üçüncü kata çıkıyorlar ve olay böyle duyuluyor. Bu da bir kulis bilgisi. Buradan paylaşmış olalım. Tabii ki yalanlayabilir kendisi ama uzun yıllar CHP muhabirliği yapmış bir isim olarak da yalanlama, yalanlamama garantisini de buradan veriyorum sizlere. Tabii ki e, Yaman'la ilgili tartışmalar devam ediyor bu atanmanın ortaya çıkmasının ardından. Dediğimiz gibi Atatürk'e kılıçlara yönelik ağır hakaretleri olan bir isim. Eleştiriler ardarda arda geldi. CHP lideri hem atamaya hem de eleştirilere bakın ne yanıt verdi. 4 Haziran sonrası MYK değişimi ile beraber biliyorsunuz danışman kadrosu sıfırdan danışmanlık ihtiyaçlarına başladı. Şu bu isimli bir genel başkanımızın bir Özel danışmanı yok. O günlerin koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. AK Parti kadın kollarında çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP'ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor dediler. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Seçim sonrası başlayan değişim tartışmalarının dumanı tüterken bu kez polemin yeni adı Perinaz Mahpeker Yaman, Kılıçdaroğlu tartışmalara son noktayı koydu. Parti sözcüsü Öztürk ise gerekli açıklamaların yapıldığını belirtti. Gerekli açıklamalar yapıldı bugüne kadar. Daha fazla açıklama gerektiren bir durum ortada yok. Hem AKP'den aday adayıydı hem de geçmişte sosyal medya hesabından Atatürk'e ve CHP liderine hakaretler içeren paylaşımda bulunmuştu Mahpeker Yaman. Danışman olarak atanmasının ortaya çıkmasıyla birlikte tartışma büyüdü. Şimdi çok ağır, ölçüsüz eleştiriler yapıyorlar. Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı. Tepkilerin hedefindeki Perinaz Yaman söz konusu sosyal medya paylaşımlarını kendisinin yapmadığını, hesabı yanında çalışan kişilerin yönettiğini söyleyerek savundu kendisini. Seçimlerin hemen sonrasında 26 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun kendi imzasıyla Genel Başkan Danışmanlığına atandığının ortaya çıkmasıyla Yaman gibi bir ismin nasıl olup da gerekli araştırma yapılmadan CHP'de Genel Başkan Danışmanlığına getirildiği sorgulanıyor şimdi CHP'de.